Selam size. Bugün farklı bir içerik yapacağım size. Farklı bir tarzda. Daha çok uğraşılmış. Daha çok emek verilmiş. Daha fazla editlenmiş ya da öyle yapılmış süsü verilmiş. Editlenmiş gibi. Uğraşılmış gibi olacak. Kanala abone değilseniz abone olun. Çünkü abone olduğunuzda abone olmuş olursunuz. Like atın. Beğenirseniz like atın. Beğenmezseniz de like atın. Elinize mi yapışır? evet. Peacemaker 1. sezon 4. bölüm. Bunu izlemeye başladım. Ve bir yandan izlerken de bu bölüm üstüne konuşacağım. Yine her tarafa sıçıp sıvayacağım. Spoiler dökeceğim her yere. Bütün duvarlara spoiler sıvayacağım. Ona göre her yere spoiler yapacağım. Spoiler manyağı olacaksınız, tamam mı? Diziyi izleyip izlediğim sahneleri direkt yorumlayacağım. Bir nevi dizinin özetini falan izlemiş gibi olacaksınız. Bir de böyle deneyelim. Çünkü internette böyle filmi izlemiş, özetini çıkartmış, filmden kısa kısa sahneler falan filan almış. Ve bu şekilde yüz binlerce izlenen insanlar var. Adam çatır çatır filmi aslında özet geçip anlatıyor. Filmi çeken adamlar demiyor, lan oğlum bizim 2 saatlik filmimizi almış 10 dakika indirmişsin, özet anlatıyorsun, spoiler veriyorsun. Bizim yazdığımız senaryodan, filmden ekmek sen ekmek yiyorsun bizim kadar. İşte filmin görüntülerini alıp kullanmışsın bir sürü arka arkaya dizip. Aslında filmin görüntülerini kırpıp resimlerini azaltıp arka arkaya dizip koymuş 3'er 5'er saniye her sahneden. Özet bir şekilde filmi anlatıyor. Ulan oğlum o zaman bizim filmimizden bu şekilde para kazanamazsın. Ama film özeti isteniyorsa gel seni işe alalım. Bizim firmamızda bizim filmlerimizin özetini çıkar bu şekilde. Bir maaş bağlayalım sana falan diyecekleri yerde. Kimse karışmıyor abicim bunun yerine. Bir film, bir dizi, bir şey, bir sanat eseri bu şekilde üretiliyor be. Görüntülerinden ufak ufak cımbızlanıp konuyu özet geçip adam ya bir de inceleme falan yazıyor. Benim yorumum falan yazıyor. Abi ne yorumu, ne incelemesi lan? Filmin belki de bir yerdeki bir yazıyı alıp Türkçe'ye çevirdin. Belki izlemedin bile filmi. Filmin özetini anlattın o kadar. Neyse. Belki tutar diye ben de böyle izleyip hayvan gibi spoiler vererekten böyle yapacağım. Bundan sonra film ve dizileri biraz böyle denemek istiyorum. Belki bir sinema filmini de böyle ilgili sahnelerin böyle fotoğraflarını arka arkaya falan dizip de bir slide show gibi bir şeye dönüştürüp de filmi özet geçip de hiç yorumumu falan katmadım. Bir de yani adam filmin ismini kullanmıyor. Aşırı derecede tıklama tuzağı, ilgi çekici başlıklar kullanıyor. Mesela işte nedir? Blade 2 filmiyle ilgili konuşacak diyelim. Blade 1 ile ilgili ya da işte Blade ile ilgili yani. İşte adam vampir oldu ama bilmem ne yapamadı. Böyle bir başlık atıyor herifçoğlu. Adam vampir oldu ama. Kadın vampir oldu ama. Böyle bir başlık atıyor herifçoğlu. Filmin ismini falan da yazmıyor. Ve filmi çatır çatır sana kendi hikayesiymiş gibi yutturuyor. Sen filmin görsellerini izlerken falan eğer izlediysen anımsıyorsun. Ve diyorsun ki ha bu filmden bahsediyor. Şu falanca filmden bahsediyor falan diyorsun. Ama bu arada insanlara merak ettirip yüz binlerce tık alıyor. Filmi çeken adamlar kadar para kazanıyorlar. Şaka gibi. Ve kimse dur hemşerim sen ne yapıyorsun ya, filmin özetini çıkartmışsın, bir sürü görüntülerini kullanmışsın, hayırdır demiyor. O zaman bir de ben deneyeyim, madem böyle bir yöntem varmış, bakarsın çok tutar, çok tıklanır. Ya hadi bakalım, neyse. Diziyle ilgili konuşalım. Peacemaker 4. bölümdeyim arkadaşlar. Bölümün daha başlangıcı fıstık gibi. İlk sahnesi bile insana işte bu dedirttiriyor. İlk sahnede işte şeyin ayak parmağına eziyet falan ettiler ya, çakma Black Noir'in. O işte mızmızlanıyor, artık adam gibi ayakta duramayacağım, yürüyemeyeceğim falan filan diye mızmızlanıyor. Onu teselli ediyorlar, sorun değil, baş parmağın falan gitmediği sürece sıkıntı olmaz, büyütme falan diyorlar. Derken Kung Fu Master'ın, Judo Master'ın bir tane ufaklık velet adam vardı ya. Onu bağlamışlar, kamyonete koymuşlar ama herhalde diğerleri görmemiş daha henüz. Peacemaker ve şey. Onları kurtarmışlardı ya ellerinden, Peacemaker ve şey. Öbüründe diğer o sakallı şey, boyalı sakal. Reis arabayla çarpıp da durdurmuştu o Judo Master'ı.
Neyse judomaster'ı bağlayıp bir yere koymuşlar. O böyle yan düşüyor arabayla gittikçe sarsılıp da. Bizimkiler fark ediyor. Kalkıyorlar ayağa falan onun üstüne bakıyorlar. Hatunlar diyor ki o sarışın hatunla diğeri. Bunu ne yapacağız peki diyor ve Çakma Black Noir'la Peacemaker direkt silahlarına davranıyorlar. Direkt silah çekip nişan alıyorlar. Aman aman durdur sorgulayacağız falan deyip de vurdurtmuyorlar. Direkt vuralım gitsin tribine yatmaları. Hatta vuralım bile demeden direkt silah çekmeleri çok güzeldi. Çok güzeldi. Tam bir Punisher havası da geliyor bu tipten her ikisinden de. Şey zaten direkt Black Noir'in çok mükemmel bir çakması olmuş. Konuşan, saçmalayan, abuk sabuk konuşan daha düzgün, daha iyi bir Black Noir olmuş. Hatta bir nevi o Black Noir'in çakması herif. Peacemaker'da bu bölümün başında hafif bana Punisher'ı biraz anımsattı. Punisher da biraz öyle bir karakterdir. Önce vur sonra konuş. Bu arada o Black Noir'in çakması dediğim herif hiç de öyle göründüğü gibi değil galiba. Bunları bu ekibi toplayan herif diyor işte sen diyor vur dedik vurmadın ateş etmedin. Şerif etti falan o da bize lazım falan diyor. Peacemaker da diyor ki ulan oğlum diyor bu herif manyak ha farkında mısın falan diyor. He farkındayım diyor. Orada şey diyor mesela bir restoranı komple yok etmişti bu herif şey yapmışlardı. Patatesini geç mi getirmişlerdi neydi komple restoranı hış etmişti yok etmişti falan diyor. Hani o çakma Black Noir'de göründüğü gibi karakter değil o kadar basit değil. Baya baya Black Noir'u aslında kopyalamışlar yahu eğer bu Black Noir'den daha eski bir çizgi roman serisi falan filan değilse eğer. Peacemaker'ın evine gidiyorlar Chuck Norris'le beraber arabayla ve şunu fark ediyorlar bunun babasının evinin önünde bir Amerikan bayrağı asılı ama bayrağı ters asmışlar. Gerçi bizim bayrağı ters assan hilal ve yıldız var. Onun ters asılışını pek anlayamayız sanırım. Hilal yine şekli aynı yani ha altın üstüne getirmişsin aynı. Yıldız da sanırım çok gözle görülür bir şekilde fark etmez ya da biz algılayamayız ama Amerikan bayrağının bir tarafında belirgin bir şekilde yıldızlar falan filan vardı galiba mavi bir yüzey üzerine. Geri kalan kısmında kırmızı beyaz çizgiler halinde. Onu ters astığında anlaşılıyor. Peki bu bir bayrağın ters asılması ne manaya geliyor? Bir kaleye, bir elçilik binasına, bir devlet kuruluşuna falan filan ne manaya geliyor? Dışarıya şey mi benim bildiğim işgal altındayız. Biz şu an işgal altındayız şeyi veriyor mesajı veriyor. Mesela sen eski zamanlarda bildiğim kadarıyla böyle oluyormuş. Mesela sen haberleşmenin falan olmadığı dönemlerde işte atlarla kalene geri kendi kalene dönüyorsun falan filan bir sefere çıkmışsın. Bakıyorsun ki bayrak ters asılı. İçeride işgalciler var dikkatli olun. Kapıdan gelmeyin gizlice girin. Filan manasına geliyordu galiba. Bunun babası da işgal altındayız gibisine bir mesaj vermek için Amerikan bayrağını ters asmış kapısının önüne. Yani herifçioğlu ırkçı ve beğenmediği ırkların Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal ettiğini düşünüyor ki Amerika bir ırka dayalı bir devlet değil. Her türden insan var. Yerlilerini tüketmişler. Amerika'nın esas sahibi yerlileri Kızılderililer filan. Onlar da zaten tüketmişler. Geri kalan biz Amerikalıyız falan filan triplerine yatanlar da Hollandalı, Almanyalı, İngiltereli filan aslında. O yüzden Amerikan bayrağını ters asmak biraz tuhaf olmuş gibi sanki. Evet böyle bir ayrıntı. Nereden düşünmüşler, nereden akıllarına gelmiş ama gerçekten bir yerin bayrağını benim bildiğim öyledir arkadaşlar. Başka bir manası varsa ya da Amerikalılar için belki geçerli olan başka bir manası varsa onu bilemeyeceğim ama benim bildiğim bir şeyin bayrağını ters asmak biz işgal ediliyoruz, işgal altındayız manasına geliyor. Enteresan bir ayrıntı. Hatta yani o çakma Black Noir'de diyor lan diyor bu niye bayrak ters asılı falan diyor. Şey de bilmiyorum ya diyor Peacemaker. Ne bileyim lan diyor falan. O da diyor kafadan kontak bir ırkçı herhalde babam falan diyor. Peacemaker babasının hapiste mahpus damlarına düştüğünü öğreniyor. Hatta öğrenmeden önce evine çaktırmadan girip işte o büyülü mü okunmuş mu nedir işte o kasket beyaz miğferlerin hepsini araklıyor babasının evinden ve babasının evinde şey buluyor. Beyaz Ejder diye bir şeyin kostümüymüş. Sanırım bu böyle bir Beyaz Ejder diye bir çete kurmuş. Onun lideriymiş filan eskiden. Sonra emekli olmuş galiba babası ama
Beyaz Ejder kostümü diye gösterdikleri şey bildiğin bariz Kont Drakula kostümü bildiğin. Neyse işte babasının evinden o şeyleri araklarken demir miğfer zamazingolarını her birinin ayrı bir gücü var. O da enteresan. Normalde işlevsizdi galiba daha öncesinde filmde. O Harley Quinzel'li filmde işlevsizdi bunun takkesi ama galiba değişik değişik işlere yarayan bir takkeleri varmış ya da babası ürettiriyormuş. Bu arada babası çok geniş bir kuantum depo yapmış oraya. Bir kapıyı açıyor ve çok aşırı geniş büyük bir depo. Nereden bulmuş o teknolojiyi? Çok enteresan. Ha, neyse işte. Bakıyor etrafa filan. Kont Dracula kostümü filan da görüyor. Çakma Black Noir oraya geliyor. İşte mallar iyiymiş falan filan diyor. Bizim Peacemaker azarlıyor onu. Çık lan buradan diyor. Senlik bir yer değil burası falan filan. Sana arabada bekle demiştim falan diyor. Neyse. Yan komşusu gıcık babasının gıcık yan komşusu bu Peacemaker'ı görüyor işte sen diyor kötü adam diyor yine mi geldin falan filan. Bu da diyor oğlum ben süper kahramanım ben iyi adamım falan diyor. Yok lan diyor kötü adamsın işte falan diyor. Kötü adamlar grubu mu kurdun kendine bak iki kişi olmuşsunuz falan diyor. Neyse laf lafa açıyor. Arada Batman'e giydiriyorlar abicim. Bildiğin bariz Batman'e giydiriyor. Zaten dizinin başlangıcında da baba, yaşlı başlı babasından bu benim yancım falan filan diye bahsederken aslında Batman'in o yaşlı uşağı yancısı gibi tutması, köle gibi şatosunda sürekli tutması, yatılı şekilde tutup çalıştırmasıyla dalga geçiyorlardı bence. Açık seçik bir şekilde Batman'le ilgili konuşuyorlar ve Peacemaker diyor ki işte Batman bir palyaço gibi giyinen bir herifi yani Joker yakalıyor geri bırakıyor. Yakalıyor geri bırakıyor. Öldürmüyor bir türlü. Akıl hastanesine falan filan koyuyor. O herif giriyor çıkıyor. Bu arada her çıkışında masumlara zarar veriyor. Dolaylı yoldan ya da doğrudan bir sürü insan ölüyor. Ama bu Batman bunun kafasına bir türlü sıkamıyor. Bu mu lan kahramanlık falan diyor. Yaşlı adama patlıyor böyle öfke nöbeti geçiriyor. Ya sonrasında yine yaşlı adam bildiğini okuyor. Ya işte sen de baban gibi hapse düşersin bu kafayla. Demek ki kötü adamlardansın falan diyor. Ağzından babasının hapiste olduğu çıkıyor. Peacemaker bunu öğreniyor bu şekilde diyor ulan diyor o ne işi var filan sorup soruşturuyor ki o gece bir tane hatunla takılıp da hatun kafayı sıyırıp belgeleri inceleyip de hani saldırmış diye önceki bölümlerde. O olayda işte bunun bir mallık edip o boyalı sakal bir mallık edip babasının adına yazmıştı arabayı filan. adam hapislik oldu onun yüzüne filan. Peacemaker tabii ki deliriyor. Babasını hapse görmeye filan gidiyor. Çok enteresan bir şey. Babası da çok tuhaf bir karakter. Irkçı bir çeteye sahipmiş eskiden. Sonra emekli falan olmuş. Bayağı enteresan şeyler. Şey kaçıyor. Judo Master kendine gelince o boyalı sakal denen gerzeğin saçma sapan gevşek bir şekilde bağladığı elini ayağını bağladığı zımırtılardan kurtulup kaçmıyor. Hatta dolabın içine girip saklanıyor herif. O boyalı sakal gelince ona şöyle bir uçar tekme koyuyor Brucella gibi. Vav! Diye bir koyuyor. Boyalı sakal orada şeye giriyor, krize giriyor, komaya giriyor falan yani. Havara geçiriyor falan. Hastanelik oluyor. Tek bir tepikle. Sonra işte kaçıyor falan da tam kaçmadan işte Peacemaker falan yetişiyor. Peacemaker onun gittiği yöne doğru peşinden koşuyor ve rövanş istiyorum lan diyor. Gel bir daha birebir dövüşelim falan diyor. Bu da gitmemiş, kaçmamış bir tırın üstüne çıkmış orada sotuya yatmış şey Judo Master. Abi Judo Master Peacemaker'ın üstüne atlıyor, dövüşmeye çalışıyor ama diğer seferinde habersizce gelip habersizce vurduğu için yenebilmiş de herhalde bunları. Abi ya da işte ayağını mı araba kazası geçirmişti daha tam belki düzelmemiştir. Ayağını ezdim falan diyordu o boyalı sakalı o Judo Master'ın. Peacemaker abi çocuk mocuk demeden o çocuk velet adamı Çinli midir artık Koreli midir nedir ufak tefek bir herif Yahoo diye bağırışından gerçi Çinli gibi de geliyor da biraz. Abi küçük çocuk mocuk demiyor abi alıyor arabadan arabaya falan vuruyor hışını çıkarıyor çocuk demeden çoluk çocuk demeden girişiyor Peacemaker hiç affı yok. Gerçekten bu sahneyi görmelisiniz izlemelisiniz harbiden. Sezon 1 4. bölüm. Kesinlikle izlemelisiniz. O çocuk velet adama feci şekilde haddini bildiriyor Peacemaker. Tam ötecekken ama Peacemaker tekme tokatlarken şeye Judo Master'a
Master işte seni diyor kabarcıklı, iri kabarcıklı terbiyesiz herif falan diyor. Yani kaslı terbiyesiz demeye getiriyor. Bu neydi lan diyor Peacemaker. Bu şimdi hakaret miydi yani falan diyor. Camdan cama arabadan arabaya falan vuruyor. Baya baya hışını çıkarıyor. Neyse Judo Master'in bir anda konuşması şey yapıyor geliyor nedense. İşte diyor o kelebekler sandığın şey değil tahmin bile edemezsin falan filan diyor. Tam kelebeklerin ne halt olduğunu söyleyecekken şu pısırık bir balık etli kadın var ya, sarışın hatundan bahsetmiyorum, esmer olandan bahsediyorum. Hani pısırık, hiç kimseye zarar veremem filan, merhametli, pamuk yürekli. O bunu vuruyor abi, göğsüne vuruyor. Judo Master'i konuşmasına izin vermiyor. Abi o hatun, o korkak hatun onu göğsüne vurmuşken, Judo Master yerde yığılmışken, işte niye vurdun zaten kazanıyordum falan diyor Peacemaker. Neyse işte hatun da diyor ya yardım etmeye çalıştım işte falan diyor. Aslında susturdu bir nevi. Tam adam kelebeklerin ne halt olduğunu söyleyecekti. Neyse. İşte ilk defa birini öldürdüm falan filan diye de mızmızlamaya başlıyor hatun. Peacemaker da hayatımda, hayatınızda daha doğrusu siz de duyacaksınız şimdi benim ağzımdan. Hayatımızda arkadaşlar duyup duyabileceğimiz gelmiş geçmiş en saçma şey söylüyor. Hatta bir kung fu filmi falan çevirip de bu yapılsa gerçekten, hani Hint filmlerinde falan böyle saçma sahneler olur herhalde sadece. Diyor böyle diyor dövüş sanatçıları, martial artist, dövüş sanatçıları, evet, dövüş sanatçıları öyle sertler ki yani çok enteresanlar, hemen ölmüyorlar. Böyle kalbinden falan vuruyorsun ve kalpleriyle böbreklerini yer değiştirip falan, ki konsantre olup, bir an konsantre olup kalpleriyle böbreklerini yer değiştirip böbreklerine kan pompalatıyorlar falan diye. Abi ne saçmalıyorsun? Böbrek nasıl kan pompalasın? Bir insan ölürken, kalbi dururken konsantre olup da nasıl kalbiyle böbreğinin yerini değiştirsin? Duyup duyabileceğiniz en saçma şeyi zırvalıyor Peacemaker. Abi film gerçekten Deadpool, Meatball, bilmem ne, The Boys falan filan, pek çok diziden böyle 20-30 gömlek daha üstün bir mizaha sahip bence. Ve işin tuhaf tarafı, bütün oyunculukların çoğu berbat dizide. Bu Peacemaker'ı oynayan Yong Jina, Çinli Yong Jina, Amerikalıydı eskiden galiba da şimdi Çinli, John Cena'ydı galiba da adamın adı, John Cena mı neydi? Şimdi onun adı sonradan ismi değiştirdiler, Yong Jina oldu şey, Çin yani. Neyse uzun hikaye, bu herif bir ara Çin'e falan gitti, bayağı bildiğin Çinli'ye dönüştü falan. Neyse başka bir davaları vardı bu Yong Jina'nın. Neyse Yong Jina'nın sayesinde abi dizi izleniyor bu arada. Hani tek başına bu herifin yaptığı espriler falan filan bütün diziyi kurtarıyor. Sıtlayıp adam diziyi sıtlayıp gitmiş, amatör bir. Yani o The Boys dizisini çeken adamlar Amazon mu ne çekiyordu galiba onun. Onlar bunu çekmeye çalışsaymış daha da beter, daha da manyak bir dizi çıkarmış ortaya. Yine de Yong Jina olayı kurtarmış gibime geliyor oyunculuğuyla hem de. Black Noir, çakma Black Noir bu arada. Ondan bahsetmeyi unuttum. Peacemaker babasına hapse görüşe gittiğinde babası ona ya yürü git falan filan diyor. Öteceğim lan diyor. Senele vereceğim falan diyor. Orada dışarıda çakma Black Noir'le Willy Gant mı? Vigant mı? Nedir adı? Onunla konuşuyor diğer hatun. İşte babası bunun diyor ırkçı falan filan, keşke ortadan kalksa filan diye aklına bir fikir koyuyor. Yani çocuk da biraz gerzek, yarım akıllı, tıpkı Black Noir'in kafadan hasar almamış ama Black Noir'den daha da zekası IQ'su düşmüş bunun. Neyse ama tam bir psikopat yani. Bunu kafasına sokuyor, babası olmasaydı bu daha iyi bir insana dönüşürdü Peacemaker diye. Babası ırkçı mırkçı, değişik değişik tripleri var, kötü biri filan diye. Arkadaşının da kötü olmasını sağlıyor babası falan diye. Onun kafasına giriyor kadın. Bu da abicim sırf fantezi olsun diye gidiyor. Hapisin önünde oturmuş, bir park gibi bir yerde oturmuş. Bir sürü gardiyan önünde. Dümenden bir şey alıp cama fırlatıyor. Tutuklattırıyor kendi kendini. Direktman tabi hapsin içine atıyorlar bunu alıp da doğrudan. Şeyin yanına gidiyor. hadi diyor Afrikalıların bize olan faydalarını sayalım falan filan diye tahrik ediyor ırkçıları. Peacemaker'in babası da diyor lan beni diyor dövüşmeye tahrik ediyorsun ki diyor. Önce o saldırıda olsun da beni vurup öldür.
sana dokunmayacağım falan filan diyor. Sonra işte kötüyüm babası falan deyince adam anlıyor. Ha, bunu benim evladım gönderdi beni gebertirmeyi içeride konuşmamam için falan diye. Ötmek için şey arıyor Peacemaker'ın babası. Ulan herif Batman'in uşağı, moruk uşağı gibi yancısı zannettik dizinin başında. Adam bildiğin her an evladını satacak hale geldi. Hapislere düştü, mahpuslanmalara düştü. Ya bu Terminator 2'deki sıvı metal reisi ne hallere düşürmüşler yaşlanmış kocamış diye. Neyse. Ama dediğim gibi çakma Black Noir çakmalığından çıkıp Black Noir'e dönüşüp Black Noir'u da aştı bence. Daha beter bir Black Noir. Aa, bu arada Peacemaker göründüğü kadar aptal bir herif değil galiba. Şeyi o bir sahnede uçup gidiyormuş gibi olan kelebeği vurdum diyordu adamın yüzünden çıkan. Ama anlaşılan vurmamış ve onu bir kavanozun içine koyup almış, saklamış bir çantanın içine ve o bal benzeri maddeden de bir kavanoz almış ve evine götürüyor herif çoğulu götürmüş. Enteresan bir şekilde ve kelebeği evine koyuyor. Hatta kartalı görünce o kelebeği hemen kapıp yemeye çalışıyor. Kartal cidden sert bir avcı harbiden de. Evet, Peacemaker o kadar da aptal değil galiba. Ne iş döndüğünü anlamaya çalışıyor kelebeklerle ilgili. Bir şekilde dev kelebeklerle ilgili. Şeyin suçunu siliyorlar bölümün sonlarında. Çakma Black Noir'in hapisten çıkarıyorlar. Ve şu ufak velet karateci adama yine götürüp aynı yere yatırıp bağlayıp mağlayıp serum falan bağlıyorlar. Adam ölmesin diye uğraşıyorlar. Adam sanırım ufak tefek bir elle boyunda falan olduğu için acıyorlar. Çocuk olarak falan görüyorlar galiba herif çoğunu ve çocuk adamdı diye acıyorlar. Bir sürü insanı geberttikleri halde bir onu bir türlü gebertmiyorlar. Ve bölümün sonlarında artık tam biterken bu ekibi toplayan bir herif var. Onun da diğer kelebek insanlar gibi ya da işte yaratık ya da uzaylı ne haltsa artık onu da ileriki bölümlerde anlayacağız galiba. Onun da o bal benzeri gri sıvıyı bir kaba boşaltıp ağzından sivrisinek ağzı gibi bir şey çıkarıp onun da öyle bir sıvı içtiğini görüyoruz ve o ekibi toplayan o adam da meğersem o kelebek türü insanlardanmış. Çok enteresan. Bakalım sonraki bölümlerde neler olacak. Hadi git size be. Bitti, ölümlük yok. Kıç.